Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Balaban. Yine bir köy hayatıyla yine karşınızdayız. Bugünkü işimiz amcamızın yanında hem muhabbet edip hem çay içeceğiz. Öyle bir estiler geldim. İşten de geldim. Öyle geldim. Güzel bir görüntüyle başladık. Şöyle köyün içi yemyeşil, yeni yağmur yağdı. Yemyeşil oldu her taraf. Otlar büyüdü, çiçekler açtı, ağaçlar yaprak verdi, mis gibi oldu. Sizlere de güzel bir köy görüntüsüyle şöyle karşınıza gelmek istedim. Beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çok güzel ilerleme kaydediyoruz. Evet, şimdi amcamın yanına geldik. İçeri gireyim bakalım, müsaitlerse devam edelim çekimime. Evet arkadaşlar, biz kendimiz muhabbet ettik. Açmamıştım. Şimdi de hayvanları salıveriyoruz. Şöyle tavukları da görsel olarak göstereyim. Evet, amcamın büyük baş hayvanlar bunlar. Cerse. Evet, bugün hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Şöyle biraz aşağıya doğru. Neyse, yol kenarına doğru gidelim. Oraya arka taraf çok otluyor. He, gidelim. Ama bana bak. He? Bu tarafa gidelim bence. Orada biraz dursun da. Şimdi biliyorlar bak onlar. Orada he, biraz dursun. Yarım saat, bir saat. Sana da bana yok. Hiç yok. Evden isteseydi ya. Söyledim ya orada bir şey ses çıkarmayınca. Sen bir tane yanında yok sanıyorum. Ha yok. Sarmaşığa nasıl sardılar var ya. Evet. Bugün de inek güdümü. Evet arkadaşlar, inekleri gönderdik, otlanıyorlar. Ben de tekrar yengemin yanına gidiyorum. Bakalım yumurta var mı? Onları sorayım. Yumurta varsa alayım. Şöyle tavukların içinden geçerek gidiyoruz. Şöyle yumurta varsa onu alacağım. Kapıyı da kapatalım.
açılmasın. Böyle ördeklerin görüntüsüyle. Evet arkadaşlar. Yumurta yokmuş. Müşterisi varmış, ona verecek. Hali hazır yumurtayı bir başkasına verecek. Onun için biz de şöyle köyün arka tarafından, camimizin yanından arka tarafa doğru bir geçelim. Bu arada fena bir baş ağrısı tuttu arkadaşlar. Havadan mıdır, nedendir bir anlayamadım. Böyle ince ince vuruyor. Ne olduğunu çözemedim. Şöyle meyveleri de göstereyim size. Elma göstereyim. Elmalar bayağı büyüdü. Şöyle. Elmalar da bayağı büyüdü. Kocaman oldu elmalar. Gidelim biraz da bizim bahçeden. Biraz tavukları gösterdim size. Biraz ineklerin otlamasını, damlanın ahırdan çıkışını gösterdim. Ondan sonra gidelim bizim bahçeyi göstereyim. Yoncaların büyüdü. Fasulyelerim de bayağı büyüdü. Yani daha fasulyelerim çıkmadı ama yeşerdi hani. Yeşillendi, daha düşmedi. Domateslerim bir tanesi çiçek açmıştı. İnşallah dökmez. Şu güzelliğe bakın. Kuşburnu çalısı. Şurada da benim Yunanistan'a verdiğim köpeğin kızı var. Macar cinsi. Yunanistan'a bu arada bir köpek sattım arkadaşlar. Sahiplendirdim daha doğrusu. O şekilde gitti. Şöyle köyün arka tarafından yol boyu gidiyorum arkadaşlar. Burada da amcamgil var. Tavuklar dışarıda. Şöyle köyün bu tarafına da gelmiş olduk. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir gıcık tuttu. Evimin önüne geldim. Yani daha az kaldı ama geldim sayılır. Şöyle yeşilliğin, doğanın muhteşem manzarası, muhteşem güzellikleriyle şöyle doğanın tam ortasındayız. Yemyeşil, ezan okunuyor. Azallah. Şöyle muhteşem bir görüntü alayım sizlere. Evimiz burası arkadaşlar bizim. Bilmeyenler için tekrarlayalım. Hatta şuradan yan tarafa geçeyim. Yengem burada mı acaba? Onun bahçesi çok güzel oluyor. Yemyeşil serası falan da var. Bir bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, yengem yemeğini yiyor. Onun için fazla da rahatsız etmek istemedim. Biraz da yorulmuş. Sesinden soluğundan belli oluyor. Çok da durmadım ben. Şöyle evimin ön tarafına geçeyim. Kapıyı açtım. Sobayı buraya çıkarmışlar. Soba büyük bir ihtimal eskidi. Alt katın sobası ya da temizlendi. Şöyle hemen düzeltelim.
Arkadaşlar tekrar bahçemi göstereyim demiştim. Şimdi gidelim bahçemize. Videom bu aralar kısa oluyor. Malum işten geliyoruz, yorgun argın. Sizler de hakkınızı helal edin. Uzun videolar çekemiyorum bu aralar. Bir de çok kaliteli videolarım gelmiyor. Kusura bakmayın, anlayabiliyorum. Hani sizlerin izlemelerinizden de. Hemen şöyle bir bahçeme geçeyim. Rokalarım tohuma kaçtı bu arada. Şöyle göstereyim, tohum oldu hep. Dereotlarım duruyor hala. Yeşerdi ama küçük daha. Marullarım da ben bir daha aldığım kişiden marul tövbe almayacağım. Görüyorsunuz hep tohuma kaçıyor. Şöyle göstereyim. Hep tohuma kaçtı. Ama soğanlarımı eşim almıştı. Soğancıdan şöyle soğanlarımı da göstereyim. Eşim almıştı bu soğanları. Çok da güzelmiş soğanlar. Bir problem yaşamadık. Maşallah yeşil olarak yiyeceğiz. Domateslerimi de bu tohum aldığım abiden almıştım. Ama bir daha domates dinmiş, marulmuş. Kesinlikle almam. Bir tane şöyle, hatta şuralarını budamasını da yapayım. Şöyle siz de görün. Evet, biraz budama yapalım arkadaşlar. Sizler de görün. Çünkü bunları almazsak şayet verim vermiyor. Yani verim verse bile istediğimiz şeyi yakalayamıyoruz. Onun için neyse, almayacağım onu. İnşallah bu sene sizlere buradan domates alırken de göstereceğim. Nasip olacak inşallah. Çünkü bu kadar uğraştık, emek verdik. Allah'ımız inşallah emeklerimiz zayi olmaz. Bu arada koparamıyorum ya. Nedendir? Görüyorsunuz çiçeği. Sapsarı bir çiçeğimiz var. Seni de alacağım. Sana geldi sıra. Aynı şekilde bunu da alalım arkadaşlar. Salatalıklarım daha önceki videolarımdan belki izlediniz bilmiyorum. Gravı yağdı. Yani yandı hep. Yandığı için de hepsi öldü. Fasulyelerim görüyorsunuz. Sırık fasulyem. Şöyle yakınlaştırayım. İnşallah daha güzel olacak. Şunları da benim ufak oğlan ekmişti. Maşallah bunlar bayağı güzel oldu. İnşallah daha da güzel olacak. Kusura bakmayın, kamera döndü. Şöyle şurada da oturak fasulyelerim var. Biraz daha aşağı alabilir miyim? Alırım. Alamıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da oturak fasulyelerim var. Bunlar sırıksız. Yani direkt bu şekilken fasulye dökmeye başlıyor. Hemen şu tarafa göstereyim. Yoncalarım maşallahı var. Görüyorsunuz. Allah bin bereket versin. Yağmur da yağdı bugün, çok güzel. İnşallah daha da yeşerecek. İnşallah daha da güzel olacak. Şöyle marullarım tekrar. Bunlar geçen seneden arkadaşlar. Bakın bu, şu yerde gördüğünüz yeşil topluluk. Şöyle göstereyim. Şu yeşil topluluk geçen senenin marulları. Bu senenin marullarından, şunlardan,
şunlardan daha iyi oldular. Bunları ben Mengen'den bir esnaf abiden almıştım. İsmini vermeyeceğim, hani sıkıntı olmasın. Bunları da yengem vermişti. Hemen yan tarafta, yakında videolarımda görürsünüz. O yengemden almıştım marul tohumlarını. Sağ olsun attık. Bayağı büyüdü. Bu sene de verimi verdi. Geçen sene de vermişti. Burada da fındıklarımız var bizim. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesindeyiz. Fındıklarımız bu sene az. Şöyle göstereyim ben size. Daha yeni büyüyecekler. Ama bu sene çok az fındığımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu sene gayet az fındığımız var. Zaten görünüyor da hani tek tük ve küçük, daha büyümediler de tek tük var. Ayvalarımız bu sene, ayvalarımız da inşallah olacak. Şöyle göstereyim. Şurada da bir fındığımız var arkadaşlar bizim. Şu tereotlarına basmadan fazla. Buradaki fındığımız, bunu ben yaklaşık şu fındığı ne kadar oldu diyelim. 8-10 sene olmuştur bu fındığı dikeli, şunu, şu gördüğünüz fındığı dikeli. Yanından farklı bir fındık daha çıktı. Onu ben dikmedim. Sadece bunu ben diktim. Ve yanından farklı bir fındık daha çıktı şurada gördüğünüz gibi. Bunlar kendi kendine coştular maşallah. Biraz da bizim bu bölge biraz yağmur alan bölge. Bir de su hep burada, evin bu çevresinde hep su var. Sürekli suluyoruz. Yani su çekiyor sürekli. Üzüm asmamız da bunun üzümü aslında güzel oluyor ama büyümüyor nedense. Hemen bozuluyor. Yaprağı çok güzel bunların. Yaprak sarması bunlardan daha güzel oluyor. Görüyorsunuz öyle. Çok büyük ve çok böyle yumuşacık. Hani sert değil, kart değil. Hemen şöyle yan tarafa geçeceğim arkadaşlar. Burada da bizim erik ağacımız var. Şöyle göstereyim. Erik ağacımız var burada da. Bu erik kırmızı erik. Şöyle. Görünüyor mu? Görünmüyor arkadaşlar. Ekranım siyahlaşıyor hemen. Şöyle göstermeye çalışayım. Aynen. Bu erik kırmızı erik oluyor. Bunun kompostusunu, hoşaf deriz yani. Kompostus daha güzel oluyor. Hemen yan tarafta ne var? Burada tekrar bir erik daha var. Bu erik. Yanında da dut ağacımız var. Şu gördüğünüz dut ağacı. Hemen şöyle kaldırayım. Şu dut ağacı bizim. Biz bunu 3 sefer kestik. Yani çok büyüyordu bu. Aşırı büyüyordu. Şuralarında zaten şöyle hemen göstereyim. Şuralarında zaten kesikleri görüyorsunuz. Kestik. İşte toprakla sıvadık hani tekrar büyümesin aynı yerinden diye. Ama yine de büyüdü. Bu sefer diğer dallarına çok güç bindi. Ama maşallah dudumuzda da bu sene yani muhteşem dut var. Yani geçen senelere bakarak bu sene daha çok dut var. Şöyle göstermeye çalışayım ben size. Şöyle görebiliyorsunuz bilmiyorum ama inşallah görmüşsünüzdür. Çünkü bu sene aşırı şekilde dut var. Bunu ben toplamasını olduğu yere sallıyorum. Şu çatıya, hemen çatının üstüne sallıyorum. Şu ön tarafa da çadır koruyorum. Kuruyorum ki yukarıdan dökülen direkt çadırın içine daha rahat oluyor. Ve bir asmağımız daha var. Bu da kendiliğinden büyüme. Kendiliğinden büyüdü. Burada bu hale geldi. Bu hale geldi. Bunun da yaprağı biraz sert ama tazeleri çok yumuşak. Böyle hani mesela daha yeşil olanlar daha güzel. Bazıları sert tabii. Şunlar mesela sert ama bunun da asması dolması güzel oluyor, sarması. Burada yine yoncalarımız var. Şu bizim ceviz ağacımız. Bu da kendiliğinden büyüdü. Şurada bir cevizimiz vardı arkadaşlar. Bu cevizi biz şurada ağır gerilim hattı var. Şöyle göstereyim. Şu ağır gerilim hattına değiyor diye. Çok uzundu. Bu direğin boyundaydı. Bu ağaç bu tellere zarar veriyor diye. Gerilim hattı burası. Hem köyün elektriği sağlanıyor. Çeşitli yerlere gidiyor elektrik. Yaylalara falan. Ona değiyor diye.
Sedaş'tan ekip çağırdık. Çünkü biz kendimiz kesemezdik. Çünkü tele değiyordu. Ve dibine gitmeye korkuyorduk sürekli. Kestik biz bunu. Ve tekrar patladı aynı yerinden. Toprak da attık üstüne. Hatta bir iki böyle baltayla biz çendelemek deriz. Böyle hani yeşermesin diye kurutmaya çalıştım. Hani dibinden çıkmasın diye. Tekrar aynı oldu. Ama yalnız şunlar ekme ceviz. Yani dikme ceviz. Şurada da kirazımız var hemen şurada. Şöyle biraz kaldırayım. Kirazımız var. Bunlar bodur ceviz. Yani bunların büyüyeceği en fazla bu kadar arkadaşlar. Bunlar daha fazla çıkmaz. Bu ceviz gibi olmaz. Bu ceviz direğin boyu kadar olmuştu. Onun için bunlar bodur ceviz. Bunlar bu kadar büyüyor. Hatta belki bir metre daha büyüyecekler. Bunların cevizleri en sondaki hariç, şu hariç, şunların hepsi mis gibi ceviz verir. Yağlı ceviz verir. Tam böyle yenecek tatlı. Yeşilken daha çok seviyorum ben cevizi. Kuruyken sevmiyorum. O da baştaki de sert ceviz veriyor. Çetin ceviz dediğimiz ceviz cinsinden veriyor. İçi lezzetli ama kırması meşakkatli. Çok uğraştıran bir ırktan, cevizden. Onun için onu ben çok sevmiyorum. Diğerlerini ben budamıştım zaten yaza girişte. Onun videosunu çekemedim sizlere ben. Şu karşıki cevizler de yan tarafta hem komşum hem yengem. Onun cevizleri. Benim cevizim yok bu tarafta. Onlar da küçük, şöyle küçük oluyor ama lezzetli oluyor onların da. Yine karşıda ayvalarımız var. İşte ahlat dediğimiz ağacımız var, iyi dişimiz var. Yanında fındıktır, ayvadır, elmadır. Yanında da ıhlamur ağacı var. Hemen çatının en sonunda görebiliyorsunuz. Şu parmağımın ucundaki çatıdan daha yüksek olan ıhlamur ağacı. Yani böyle. Bahçemiz bu şekil. Burası da bizim ahırımız. Şöyle daha önceki videolarımda da gördünüz. Burası da bizim ahırımız. Şurası samanlığımız. Hemen şöyle gidelim. Atölyemizi göstereyim ben size. Burada nasip olursa bu sene değil de belki bir tak seneye size çok güzel, böyle emin olun, çok güzel videolar gelecek. Şöyle hemen kapımızı açalım. Arkadaşlar burası da dayımın atölyesi, artı ben de kullanıyorum. Hani dayımın dediğine bakmayın. Dayım çok kullandığı için dayım diyorum. Burada balta, bıçak bileylemek için kösere deriz biz. Kösere taşımız var hemen şöyle. Bir saniye bekleteceğim sizlere arkadaşlar. Bir saniye. Niye yapamıyorum? Yapamıyorum. Neyse arkadaşlar. Flaşı açacaktım. Yine de görünüyor. Bu kösere taşımız bizim. Bu taş bildiğimiz taşlardan ama bu balta bıçak bilemek için taşlardan. Bu motorlu bir şekilde. Bisiklet jantından yaptırdı dayım. Çamaşır makinesi, dinamosu kullandı ve bisiklet jantını kullandı. Şurada da şu şekil göstereyim. Torna makinamız var bizim burada. İşte keser sapı, çekit sapı falan yapabiliyoruz. Yani düz, sıfır, böyle tertemiz bu şekilde çıkartabiliyoruz. Eski tornamız da şurada hemen. Şöyle göstereyim. Eski bozulan tornamız. Dayıma ben hediye olarak almıştım. Bozuldu. Hemen şurada tezgah üstü daire testeremiz var arkadaşlar. Geçenki videomda eh tahtası videom, hemen arkadan izleyebilirsiniz. Altta var. Koyacağım linkini. Açıklama kısmına linkini atacağım hemen. Bu da dayıma aldığım, yine dayımın ilk zamanlar kaza geçirdiği zamanlar. Dayım bu arada trafik kazası geçirdi. Onun canı sıkılmasın. Tekerlekli arabada hani elleri en azından çalışsın açısından bir daire testleri almıştık. Tabi 2-3 kere tamir gördü. Yandı motoru. İşte bir kere ben yaktım. 2 kere, 3 kere dayım yaktı falan. Başına gelmeyen kalmadı ama yani gerçekten de markası olarak da boş zaten, görüyorsunuz da. Boş marka. Çok yine iyi dayandı bize. Herhangi bir kırılması falan yok. Sadece motoru ufak olduğundan yandı. Burası da bizim odun yığdığımız yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Odun yığıyoruz buraya. Aynı şekilde bir odunluğumuz da hemen göstereceğim. Şuraya kapatabilirsem. Evet, kapattım. Burası bizim evin bahçesi. Hemen burada da buraya da odun yığıyoruz. Bu arada bu videom
1000 kişi üzerine çıkarsa şu bisikletle, şu 3 tekerli bisiklet bu, kargo bisikleti, Salkano'nun. Bu bisikletle size şov gösterisi yapacağım hadi. Çift teker üstünde gitmeye çalışacağım. İşte çocukları gezdirme, doğa videosu falan da çekebilirim. Bu arada bunu da hatırlatmış olayım. Bu video 1000 kişinin üstüne çıkarsa izleme olarak, beğeni de 100 beğeni gelirse size bundan çok güzel bir şov düşünüyorum arkadaşlar. Burası yine bizim odunluğumuz. Şöyle kömürlerimiz burada. Hemen yan tarafa geliyorum. Biz ardi olarak kullandığımız için, hani evde işe yaramayan malzemeleri falan buraya attığımız için, burada ilk karşılayan bizi çocukların oyuncakları oldu. Şurada fırınımız var. Gördüğünüz gibi kapalı şu anda. Hani iş yapmadığımız için. Köy ekmeği yapılıyor burada. Şu bacası yeni yapılmıştı. Şurada da daha önce yumurta işi yapıyordum. Viyollerim duruyor hala. Şöyle burası da hani ardiye olarak kullanıyoruz. Çocukların oyuncakları, evde işe yaramayanlar. İşte kanepedir. Eski çeyiz sandığıdır, kutular falan. Böyle. Burası da bu şekil. Burası da fırın evimiz bizim arkadaşlar. Hemen tekrar. Bu şekil. Evet arkadaşlar, şöyle gidelim. Şöyle kümesimizi de göstereyim. Artık videomuzu da bitirelim burada, olmaz mı? Çok da sizleri sıkmak istemiyorum. Bu arada sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum. Mikrofon aldım. Yaka mikrofonu kablolu. Kablosuz alamadım. Param yetmedi. Burası da böyle. Bu videoyu hiç kesmeden atacağım arkadaşlar. Sadece 3 tane ek yapacağım. Çünkü ara ara çektiğim yerler vardı. Bunların üstüne sadece ek yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah güzel görüntüler almışımdır. Sizler de inşallah severek izlersiniz. Beğenerek izlersiniz. Hani köy hayatından sadece yapabildiğimiz neydi? Şöyle söyleyeyim. Hani amcamın yanına gittim. Çay içmek maksatıyla gittim. İşleri vardı. Hani çok da kayda girmek istemedim. Kendi aralarında da sorunları vardı herhalde. Bilmiyorum. Muhabbet ediyorlardı. Açıp da böyle hani şey yapmak istemedim. Oradan amcam hayvanları çıkardı. İşte otlatmaya götürdü. Otlatırken birkaç dakika görüntü alabildim sizlere. Oradan köyün arka tarafından geldik. İşte diğer yengemin bahçesine gidecektik. O da yorgun olduğu için çok da şey yapmak istemedim ben. Hani yanına gitmek istemedim. Yorgun çünkü, kadını da daha fazla yormak istemedim. Yemek de yiyordu bu arada. Onun için meşgul etmek istemedim. Oradan geldik. Evimizdeki sebzelerimizi, meyvelerimizi falan gösterdim. Yoncamı gösterdim. Ceviz ağaçlarımı falan. Oradan odunluk falan derken bugünlük de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşmayı. Yani nokta bırakın yeterli bana. Yorum olarak nokta bırakın yeterli bana. İstiyorsanız sohbet etmek isteyen varsa arkadaşlarımızdan. Hani yazabilirler. Ben her yoruma mümkün olduğu kadar dönüyorum. Görüyorsunuz da, siz yorumlarda da görebiliyorsunuz. Lütfen siz de hani yorum yapar, paylaşırsanız, bana destek olmaya çalışırsanız, ben en başında da söyledim, bu kanalı gelir olarak açtım. Ek gelir olarak açtım. Çünkü gelirim yok, durumum yok. Durumum olmadığı için de gelir olarak açtım. Bundan bir kazanç sağlayabilirsem sizler sayesinde beni mutlu edersiniz. Ailemin, eşimin, çocuklarımın ihtiyacını karşılamış olurum. Sizlere daha da güzel videolar çıkarmak için ekipman sahibi olmuş olurum. Böyle. Beğenirseniz, paylaşırsanız, abone de olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Diyerek bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın.